Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, tümleten selamun aleyküm herkese, dünyanın neresindeyseniz. Yaşadığımız elim bir hadise var, hepimizin malumu ama hayatta bir şekilde sürüyor, sürmek zorunda. Birçok kardeşimiz, hocam senin videoların bize moral oluyor, kafamızı dağıtmak için, nereye açsak deprem, nereye açsak başka bir şey. Hani e, her zamanki neşeli halin, tabii ki de beklemiyoruz ama video çekmeni rica ediyoruz dediler ben de aynı zamanda bir aile babası olarak, ben de iki çocuk babası olarak çocuklarımın ve eşimin moralini yüksek tutmak zorundayım. Biz köye geldik. Ee, hani evimiz çok sallanıyordu. Sallanmasa bile psikolojik olarak mahvolduğumuz için ben bu videoları çekmek zorundayım. Zorunda hissediyorum kendimi. İzleyip izlememek size kalmış. Ne bileyim, katılıp katılmamak size kalmış. Şu an öyle bir durumdayız ki. Yani ısrarla söylüyorum. Hangi cümleyi kursan İki farklı, üç farklı, beş farklı manaya çekebilir insanlar. Siz beni nasıl tanıyorsanız bu videoların çekiliş amacını o manada düşünün. Ee, o manada yorumlayın arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, kimseye artık dert anlatacak durumda değilim. Ne bileyim bir videomu kesip kırpıp biçip de beni halk nezdinde kötü gösterenler de oldu zamanında yine göstereceklerdir. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Çünkü bu olmaz dediğimiz her şey yaşanmaya başladı maalesef. Sömürge şeyler, yağmalar, sömürmeler, şunlar bunlar yardım şeylerine yani dilim varmıyor ya. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Erdal Batmaz ne maçı elinizi vicdanınıza koyun diye bir yorumda bulmuş. TFF Mali İşler eski sorumlusu Erdal Batmaz depremden bir hafta sonra liglerin oynatılma kararını eleştirmiş. İyi, hepimiz aynı şekildeyiz. Türkiye'nin birazdan haberde yine göstereceğim arkadaşlar. Türkiye'nin e, deprem nedeniyle içinde bulunduğu olağanüstü hal ortamı biliyorsunuz sporu etkiledi. Yani şu anda inanın herkesin bakın vicdanı olan herkesin kafasında spor yok. Yani vicdanı olan hiç kimsenin kafasında futbol yok. Hani e, insanlara da kızmayın. Hocam bu adam da futbol konuşuyor. Bu da işte şu kanalda futbol yayını veriyor diye. Kızmayın. İnsanlar şu anda kurtuluş arıyor. Şu an insanlar kafa dağıtacak şey arıyor. Hani e, yıllar oldu ben mesela okey batak falan oynamayalım. Bilirim oynamayalım. Yıllardır oynamam ama bugün birisi gel oynayalım dese inanın kafa dağıtmaya oynarım yani. Çünkü durum bu şekilde. Bu SPK eski üyesi Erdal Batmaz açıklamalarda bulunmuş. Mayıs ayın Ma Mayıs ayında yetiştirmemiz gereken bir organizasyon mu var? Da bu kadar çabuk oynatmak için çabalıyorlar. Bu bölgede 10 il çok etkilendi. <gülüyor> <gülüyor> Orada bulunan kusura bakmayın profesyonel futbolculara bir hafta sonra çık oyna denenebilir mi? Bakanlık ve özellikle federasyonların oyunculara psikolojik destek vermesi gereklidir. İş başında bulunanlar sporcuların sadece fiziki sağlığından sorumlu değildir. Spor kamuoyu elini vicdanına koyup şu soruyu sorsun. Göçüklerde hala binlerce yakını, ailesi, ölüleri bulunan bu insanların spor yapmaya gücü ve psikolojileri var mı? Tabii ki de ağır bir travma. Yani istiyorlarsa bu iki kulübe Adana Demirspor'da dahil olabilir diyor. Hani Gaziantep dondurma falan konuşuluyor. Adana Demirspor'da dahil olabilir ya da diğer liglerdeki takımlar da buna dahildir. Bu kulüpler sadece bundan sonrası için değil, Sezon başından bu yana alınan tüm sonuçların dikkate alınmaması gerekir. Çünkü bu oyuncular artık düzgün kafayla maçlara çıkamayacaklar diyor. Devletin olağanüstü hal kapsamında tüm spor tesislerinin yapımını yüklenmesi gerektiğini dile getirmiş. Özellikle federasyon ve bakanlıklar sporcu ve tesis ödemelerinde kulüplere yardımcı olmalıdır. Çünkü bugünkü olağanüstü şartlarda kulüplerin bir geliri bulunmayacaktır. Federasyon ve bakanlık bu konuda kulüplerin önünü açacak çalışmalar yapmalı diye ve Top Kulüpler Birliği'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşen'in Süper Sportoto Süper Lig'in yanı sıra 1. 2. 3. Lig'leri 17-18-19-20 Şubat'ta başlatma kararına tepkiler sürüyor diyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani Türkiye'nin e, çeşitli yerlerinde tepkiler daha da artmaya başladı. Bu daha da artacak. Bu iş içinden çıkılmaz bir yola gidecek. Özellikle futbol anlamda Yılmaz Ural... Bomba atsanız böyle olmaz, devam edemeyiz demişti, hatırlayın. Yani şimdi ben köydeyim, birçok haberden mahrumum, birçok kardeşimiz de muhtemelen bunlardan mahrumdur. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Vefat eden kalecilere Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin, Ahmet Eyüp Türk Aslan için konuştu. Bu arada yeri zamanı değil demeyin arkadaşlar, çok güzel bir hadis var. Yani beş e, afette vefat edenlerin şehit olacağına dair hem Müslim'de hem e, Buhari'de geçen yani sağlam bir hadis. Bu, bu tip afetlerde vefat edenlerin şehit sayılacağına dair Rabbim hani biz öbür tarafı görmedik bilmiyoruz. O yüzden de belki de Rabbim merhamet edip yanına almıştır diye dua ediyoruz. İnşallah hepsi şehit sayılmıştır. Yani tesellimiz bu olabilir. E, yani kalecileri Ahmet Eyüp Türk hastanın cansız bedenine ulaşıldı ve TV100'e e, konu olmuş Yılmaz Bural. Yardımcı antrenörlerimle dördümüz gece saat 3'te Elazığ'a bıraktılar bizi. Oradan Malatya'ya geçip oradan Gaziantep'e geçerek evlatlarımızın defin işlemini tamamladık diye. Depremin merkezi Pazarcık ilkes, ilçesinden geçtik diye söylüyor. Orayı görseniz içiniz acır. Yani bunu birkaç gün önce söyledi arkadaşlar. Bütün evler yıkılmış. Akordeon gibi olmuş. Kardeşlerimizi, kardeşlerimiz, evlatlarımızı kaybetmek üzdü bizi. Camiamızı Yağ 13,5 milyon insana ilgilendiren diye belirtiyor. Hani 10, 10 bom şehirde bomba atsanız bu kadar olmaz diye. Federasyonumuzdan ricamız yeni Malatyaspor'u. Geri kalan bölümde bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz diyor Yılmaz Bural. Federasyonumuzun toplantısı var diye belirtiyor tabi bunlardan önce. Rize maçından sonra ben oyuncularım ama iki gün izin verdim. Malatyalı oyuncularım geri döndüler. Keşke onlar da dönmeseydi diye. Takımın diğer oyuncularına direkt döne bir şey olmadı diyor. Malatya Spor'da bir futbolcu var. Sözleşmesini feshedip depremden kurtulan bir futbolcu var arkadaşlar. Şimdi her gördüğünüz haberin devamını görmeden yorum yapmayın. Yakup Alkan diye bir futbolcuları var. Malatya Spor'un depremden birkaç gün önce sözleşmesini feshetti. Ve şehirden ayrıldı. Ee, Yeni Malatya Spor'un kalecisi Ahmet Eyüp'ün Gaziantep Spor'da antrenörlüğünü, Yeni Malatya Spor'da teknik direktörlüğünü yapan Hasan Özer. Ahmet Eyüp'ü de şöyle anlattı. Gaziantep'te Hikmet Karaman'ın ekibindeydi. Kaleci antrenörümüz Ahmet Ziya Yüce. 16-17 yaşlarındaki Ahmet'i A takıma çıkarmıştı. Düğünde sürpriz diyor. Adeta ağzı vardı, dili yoktu diyor. Düğünde kendisine sürpriz yaptık, çok mutlu oldu. Her denileni yapmaya çalışan güzel bir insandı diye. Depremde Ahmet koridora çıkmış. Eşi de yatak odasında kalmış. Eşi kurtuldu. Ahmet kolonların arasında sıkıştı diye de anlatıyor. Yani bu Yakup Alkan da dediğim gibi futbolcu arkadaşlar. Mecbur. Hocam toplam kayıplarımız belli mi? Arkadaşlar bakın kötü bir cümle olarak algılamayın ama bu tip, bu tip durumlarda kayıpların tespiti çok uzun sürer. Yani çok uzun sürer. ama tespit edilenlerden söyleyeyim spor camiasından antrenörler. Güreşte 3 sporcumuz vefat etmiş arkadaşlar. Mehmet Eski Sarılı, Ali Gürsoy, Eray Şimşek vefat etmiş. Ee, enkazdan çıkarılan takım antrenörü Ahmet Taş da maalesef hayatını kaybetmiş. Güreş takımında Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk, Aslan Ekiz, İbrahim Erden'i kurtarma çalışmaları sürüyor diyor. Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eski Sarılı. Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Ahmet Taş, Utku Doğan, İbrahim Kar, Mehmet Emin Demir de göçük altından çıkarıldı diyor. Atıcılık, voleybol, hokey. Yani insanla birkaç gün öncesinin haber olduğu için eklemeler, çıkarmalar olmuştur arkadaşlar. Bunu da siz bakın. Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç'la ilgili de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şu zamanda en pis, en kötü şey nedir biliyor musunuz? Siyaset. Hatta spor en pis şey. Çünkü bugünün Bak bugün ben de Trabzonsporluyum. Bugün ben de Galatasaraylıyım. Bugün ben de Beşiktaşlıyım. Bugün herkes hepiniz Fenerbahçelisiniz. Bugün hepiniz Gaziantep sporlusunuz, Hatay sporlusunuz. Bugünün siyaseti yok. Bugün hepimiz aynı partideniz. Bugün hepimiz aynı dindeniz. Hepimiz aynı mezhepteniz. Mezhebi yok mu yani? Bugün hepimiz insanız. Da bugünlerde ben Konya'ya gelirken eşimle birlikte araçta o kadar çok tır gördüm ki. Dedim ki Allah'ım bu millete yani Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi bir daha istiklal marşı yazdırma. Bu milleti hani zeval, tebitte tazip etme. Ya. Bu, bu milleti ayrılıkla, gayrılıkla azaplandırma. Bu milleti yoklukla azaplandırma. Bu milleti imansızlıkla azaplandırma. Çünkü bu millet imanını kaybederse bu hasletleri kaybeder. O kadar güzel bir milletiz ki. Ahmet Ağoğlu bazı açıklamalarda bulunmuş. Ne uyuyabiliyoruz, ne yiyebiliyoruz. İçtiğimiz sudan bile utanır hale geldik. Bunun altından kalkacağız. Dayanışmanın en güçlü örneğini göstererek bu travmanın içerisinden çıkacağız diye. Ülkenin neredeyse %15-20 setkinde haber almaz yapabileceğimiz ilk şey Trabzonspor klaplardaki kışlık ürünleri hazır hale getirdik diyor. Ayrıca İstanbul ve Bursa'dan temin ettiğimiz uyku tulumları, kışlık ne kadar malzeme varsa mont, bere, atkı, battaniye, kaban bütün mağazaları boşalttık. Altyapının belli bölümlerini boşalttık. Kadir Özcan tesislerinde 10 kız çocuğunu ağırlayacağız. Özkan Sümer'de 30-40 çocuğu ağırlayacağız. 8-12 yaş grubu Ukraynalı çocuklar misafirimiz oluyor. O şekilde bir ayarlama yaptık. Uzun süreli ne kadar sürecekse 1-2 yıl konuşlandıracak sisteme getirdik. 50 çocuğumuza hizmet verebilecek durumdayız diye. Arkadaşlar bir yerde bir yazı gördüm. Yani tamamen art niyetli, pis, habis düşüncelerle yazılmış bir yazıydı. İşte yazmış işte Koç Holding neredesiniz? Bilmem şu felakette şöyleydiniz, burada şöyleydiniz, Gezi Parkı'nda böylediniz. Ahmet Ağoğlu ve Ali Koç ikisinden de özür diliyorum bu cümleleri kurduğum için. Çünkü ikisi de bu cümleleri kurduğumu duysalar bana kızarlar. İkisinin de ellerinden öpüyorum, yüreklerinden öpüyorum. İkisinin de yaptığı ama bilinmesini istemediği o kadar çok şey var ki İnanamazsınız. Yani Trabzonsporlu Fenerbahçeli falan olmanıza gerek yok. İkisinin bakın şahsi olarak yaptıklarına, şirket olarak demiyorum, kulüp olarak Trabzonspor Fenerbahçe olarak değil şahsi olarak yaptıklarından dolayı ellerinden öpüyorum. Tabii ki de Fenerbahçe'nin Trabzonspor arasında e, art niyetli insanların üstüne düşüp çoğalttığı, büyüttüğü, yükselttiği, zaman zaman ısıtıp önüne sunduğu, insanların kaosundan beslenen kanemici mikrop pisliklerin bu iki camiayı birbirine düşürdüğü şeyler var ama bir şey söylemiyorum. Bu iki camianın da yani başkanlarına ben anlatamam ama hepiniz hepinizin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Şu kadar söyleyeyim. Ee, sadece çeyreğini duysanız Ağlarsınız. O kadar söyleyeyim. Her iki başkanla da yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer başkanlar da yapmıştır elbette ama ben teyit ettiğim için bu şeyi söylüyorum. Dediğim gibi hangi cümleyi kursan altından başka bir şey çıkartabilirsiniz. Başka bir mana çıkartabilirsiniz. Hiçbir mana çıkartmayın. Ben özü sözü bir bir adamım. Hani eğriye eğri doğruya doğru diyebilen bir adamım. Beni bilmiyorsanız bilin arkadaşlar. Ee, ama kötü bilmeyin. Bakın benim dediğim gibi videomu kesip bir kısmını kesip şöyle böyle bak siyasete şunu dedi bunu bunu dedi değil. Hiçbir videomu silmeyeceğim için hepsi burada kanıt delil duruyor. Lütfen yapmayın. Lütfen pisleşmeyin. Ama e, her iki başkanıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Ligler devam edecek mi? Bence bu hafta sonra da bir karar alınacak. Önümüzdeki hafta sonu da çok zor. Çünkü arkadaşlar bir sürü güvenlik görevlisi orada. Bir sürü şey orada. Enkazcı orada. Yani şehirlerde İnsanlara rica ediyorum olabildiğince trafik kazası yapmamaya çalışın. Olabildiğince araçlarınızı yavaş sürün. Çünkü yok Allah muhafaza başımıza bir şey gelse size oradan ayıracak vinç yok. hep oraya gitti. Ve bu şartlarda bakın provokade çok olabilir. Allah muhafaza statlara insanlar doluşmuşken itlik köpeklik yapan da çok olur. Yani dile getirmek istemiyorum ama hani ee, çakal ruhlu. Pis ruhlu, domuz ruhlu insanlar var. Maalesef var. Ben bu hafta sonu da maçların oynanacağı... Yani bu hafta sonu zaten yok da. Şubat'ın 15'inden sonra anca olabilir. Şunu da belirteyim. Bir insan olarak, bir futbol sever olarak şunu söyleyeyim. Yeni Malatya Spor'un... Bak bizim başımıza geldi. Bizim otobüsümüz da Biz hepimiz evlerimizde hissettik. Canımız yanmamasına rağmen canımız yandı. Biz bir hafta sonra maça çıktık. O sezon şampiyonluğu kaybettik. Kazansan da mühim değil. Şampiyonluk, mampiyonluk hiçbir şey önemli değil. O futbolcuların çocuklarına hesap veremezsiniz. Deyin ki Gaziantepspor, işte Malatyaspor sizi bu sene affettik. Sizi affettik. Oynadığınız maçlarda da hani rakipleriniz kazandı sayılsın. Oynayacağınız maçlarda da kazandı sayılsın. Ee, sizi düşürmüyoruz. Ya da bu sene hiç kimse düşmeyecek zaten takım sayısı 19. Gelecek sene 22 takım yapacağız. 11-11 iki gruba ayıracağız deyin gerekirse. Ya da ne bileyim 42 maç yapacağız deyin. Çok zor değil. Seneye şu kadar takım düşecek falan filan deyin. Yani yapacak bir şey yok hocam. Deprem bölgesinde her an olabilir. Bunun da kararını onlar versinler. Ama bir futbolcusunun vefat ettiği diğerlerinin psikolojisinin bozulduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun. Dikleri devam ettireceksiniz ama Tepkiler çığ gibi büyüyecek. Benden uyarması en ufak bir olay olsa Allah göstermesin. Bakın dilim varmıyor. Hani felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Adana hala tehlikeli bölge. Gaziantep, Malatya hala tehlikeli bölge. Maçı oynatacağınız dediniz. Zorla çıkarttınız. İşte bunun anlaşması var, parası var, pulu var. Maç esnasında bir deprem olsa o statta yani nasıl altından kalkacaksınız? Çünkü insanlarımız gidecekler. Maçada gidecekler gitmek zorundalar, kafalarını dağıtmak zorundalar. Bence iyi düşünün derim. Bu videodan aktaracaklarım bu kadar. Allah emanet olsun.